Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Gündem Özel programında birlikteyiz. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz ve diğer konuklarım var. Gençlik ve Spor Bakanı, Samsun Milletvekili, AK Parti Samsun Milletvekili adayı Akif Çağatay Kılıç. Sayın Kılıç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyiz, çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Sevgili seyirciler, programı iki değerli meslektaşımla birlikte götürmeye çalışacağız. Haberaks TV Genel Yayın Koordinatörü Fatih Korkmaz. Sayın Korkmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haberaks TV Programlar Koordinatörü Sinan Sallabaş. Sayın Sallabaş, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün Sayın Bakanımla Türkiye gündemini, Samsun gündemini, seçimleri, yatırımları, yani her şeyi konuşacağız. Evet, ilk başlayalım efendim. Siyasetle hızlı bir giriş yapalım. Ben hemen şöyle hazırlamış olduğum sorularımı önüme alayım. Yatırımlarınız var efendim. Buradan girmeyelim, siyasetten girelim. İkinci bölümde yatırımları ve gençlik sporun çalışmalarını değerlendireceğiz. Evet efendim, seçimler var. Sizler milletvekili adayları Samsun'da sürekli vatandaşla temas halindesiniz. Ve bu haberler tabii medya olarak bize geliyor. Burada en çok dikkatimizi çeken 1 Kasım seçimleri bir milli mücadeledir sözü var. Neden milli mücadeledir? Sizin karşınızdaki siyasi partiler milli olmayan bir takım güçlerle işbirliği içinde mi ki? Siz bunu sürekli milli mücadele diyorsunuz. Açıklar mısınız efendim? Peki. Öncelikle tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bizleri ekranları başında takip eden hemşirelerimize ve tüm seyircilere hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Bakın, pazar günü inşallah ülkemiz, milletimiz sandık başına gidiyor ve önümüzdeki 4 yıl için bir Türkiye'yi yönetecek olan kadroların ve kimlerin yöneticiliği ilgili oy kullanarak fikrini ortaya koyacak, beyanını yapacak. Biz de milli iradenin oradaki tecellisinden sonra buna göre siyasiler olarak buradaki sonuca göre Türkiye'nin yeni yönetimini oluşturup yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii ki burada dile getirilen, özellikle sizin de sorduğunuz anlamda şunu söyleyebiliriz. Bakın, bir seçim yaşandı Türkiye'de ve burada bir irade koydu milletimiz. Daha önceki programlarımızda da bunları konuştuk. Ve bu iradede Türkiye'de AK Parti'nin en üst seviyede sorumlu olarak siyaset görevini üstlenmesi, ülkemizin yönetimindeki sorumluluğu üstlenmesi ama yanına bir ortak alması noktasında bir sonucu oldu. Tabii şunu da unutmamak lazım, bizim partimizi millet kurdu. Yani AK Parti'nin kuruluşunda milletimizin çok kararlı bir şekildeki artık Türkiye'yi yönetecek yeni bir oluşuma, bir partiye, milletten gücünü alan ve ülkemizi geleceğe taşıyacak olan bu oluşuma ihtiyacımız var düşüncesiyle, fikriyle ortaya çıkan bu yürüyüş, tabii ki partimizin medeniyetimizden aldığı çok önemli bir sorumluluk var. Bizim partimiz, AK Parti, çok uzun bir siyasi geleneğin bugünkü devamıdır. Ama tabii milli bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz derken şunu söylüyoruz. Bakın, Türkiye'de bugün son 13 yılda yapılanları ve Türkiye'nin geldiği noktayı şöyle bir hatırlarsak eğer. Tabii şimdi son zamanlarda özellikle seçim ortamına yakın iki seçimi yaşıyor olmamızdan dolayı ve bu yazın dediğim gibi bizim tüm çabalarımıza rağmen ortaya çıkmayan bir hükümet yapısından dolayı şu anda çok yoğun bir tartışma ortamı olduğundan dolayı bazı şeyleri belki unutabiliyoruz. Ama 13 yılda Türkiye'yi AK Parti'nin getirdiği noktaya bakarsak, kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, daha sonra Sayın Başbakanımızın başbakanlığı döneminde, bakın çok farklı noktalara geldik. Ve artık Türkiye kuruluş felsefesinde ki
dün Cumhuriyetimizin 92. yılını kutladık. Kuruluş felsefesindeki bölgesinde ağırlığı olan, karar verici mekanizmaların içerisinde olan ve milletiyle ortaya koyduğu duruşuyla beraber geleceğe bölgede yürüyecek olan Türkiye'mizin o felsefeye göre geldiği noktayı görürsek, bakın biz 2002'de iktidar olduğumuzda Türkiye'nin, çok basit bir örnek veriyorum, Avrupa Birliği ile müzakere sürecini başlatan bir ülke olabilmesi noktasındaki durumu hatırlayalım. Biz bunları unuttuk. Şimdi şunu konuşuyoruz. Veya bazı muhaliflerimiz şunu eleştiriyor. Neden Türkiye müzakere sürecinde daha hızlı ilerlemiyor? Yani biz iş başına geldiğimizde, iktidara geldiğimizde 2002'de Türkiye'nin, bırakın Avrupa Birliği ile müzakere sürecini başlatması, Türkiye'nin üyelik perspektifi olan bir ülke olması konusunda sıkıntı vardı. İşte bunlar milli mücadelenin parçasıdır. Biz bu yolda ilerlemek istiyoruz. Biz bunu yapmak istiyoruz ve ülkemizin, biz şunu açık açık söylüyoruz, tek bir yapısı vardır. Bu devletin tek bir yönetim yapısı vardır. Bunun içerisinde ne paralel ne dikey başka bir yapı olamaz. Ülkenin yönetim sistemi bellidir ve ülkede kimin hangi sorumluluğu üstleneceği bellidir. Anayasamızda ve kanunlarımızda kimde hangi görev vardır, bunların hepsi bellidir. Bunun dışında kimse çıkamaz. Dolayısıyla biz bu anlamda ülkemizin 2023, ki Cumhuriyetimizin 100. yılı, 2053 ve 2071 hedeflerine çok kuvvetli bir şekilde ilerlemesi için bu mücadelenin içerisindeyiz. Ve ayrışmalara karşı bir milli mücadele içerisindeyiz. Yani ülkemizdeki ortaya konmaya çalışılan, sanki bir ayrılık varmış gibi, farklı farklı bölgelerimizde farklı unsurlar Türkiye'de varmış gibi bir algının ortaya konmasına karşı bir milli mücadele içerisindeyiz biz. Hatırlayalım, bir siyasi parti sadece bir bölgenin veya bir etnik yapının temsilcisi olduğunu ortaya koyarak ülkede siyaset yapmaya çalışıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu mümkün değil. Türkiye 78 milyon vatandaşıyla her bir vatandaşının birinci sınıf vatandaş olduğu, özgürlüklerin, demokrasinin olduğu ve ilerleyen bir ülkedir. Milli mücadele dediğimiz zaman hatırlayalım, şimdi özgürlüklerden bahsedenler ve özgürlükle ilgili ortaya bir takım sözler söyleyenler ve biz özgürlükçüyüz, demokratız. Şu andaki göreve talip olanların bazıları değil gibi sözler veya Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, AK Parti'yi, bizleri özgür olmamakla, özgürlükçü olmamakla itham edenlerin çok uzun zaman önce değil, şurada 5 sene öncesini iyi hatırlayalım, 15 sene öncesini hatırlayalım. Evlatlarımızın sadece ve sadece bu ülkenin vatandaşı, üniversiteye gitmek isteyen kız vatandaşlarının önüne bir engel kondu. Ve dendi ki sen inancın gereği de olsa başını örtsen üniversiteye gidemezsin. Bu söylendi mi? Bu yazıldı mı? Bu dile getirildi mi? Evet. Bunu konuyla alakalı olarak aslında milletimizin içerisinde böyle bir ayrım yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman böyle bir konu olmadı. Bu suni ortalık ortaya konan bir şeydi. Bunu AK Parti iktidarları çözdü. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade çözdü. Ne oldu şimdi? Bakın Türkiye'de bütün evlatlarımız üniversiteye gidiyorlar. Yan yana, kol kola. Herhangi bir sıkıntı mı var? Yok. Şimdi işte bu da bir milli mücadeledir. Şu anlamda milli mücadeledir. Bu ülkenin evlatları kendilerini eğitim anlamında yetiştirip ülkemize, milletimize katkı vermek için bu çabayı sarf edeceklerinde onların önüne engel koyduğunuz zaman siz özgürlüklerden pek bahsedemezsiniz diye düşünüyorum. İşte bunların hepsi ülkemizin savunma sanayinde, kendi savunma sanayimizi milli üretimlerle güçlendirerek kimseye herhangi bir şekilde muhtaç olmadan yolu yürümek, bunlar milli işte bir takım mücadelelerdir. Ve bunları hatırlayalım. Şu anda Türkiye atak helikopterini kendi yapan bir ülke. Kendisi şu anda tüfeğimizi kendimiz üretiyoruz. Milli tank projemizi devam ettiriyoruz. Bunların hepsi işte bir milli mücadeledir. Bundan dolayı milli mücadele diyoruz. Ve biz bunları yaptık. Bunlar unutuluyor. Bunlar gündelikmiş gibi algılanıyor. Uydumuzu, kendi uydumuzu uzaya gönderdik.
Kıbrıs'a şu yakın zamandaki bağladığımız su hattımız. Bu milli mücadele değildir de nedir? Bu bir ortaya duruştur. Türkiye'nin gücünü bütün dünyaya gösteren unsurlardır bunlar. İşte bunlara devam edebilmek için, bunları sürdürebilmek için ve bunların önünde engel oluşturanları da tabiri caizse bertaraf etmek için biz bu mücadeleyi veriyoruz. Evet, evet Fatih Bey. Efendim, Sayın Başbakan Malatya mitinginde açıklama evet. yaptı. Daha doğrusu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın da belki bir müjdesi olarak güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere evet. öğrencilerimize birçok kesime vaatlerde bulundu. Bir takım maddi anlamda güzel müjdeler verdi. Ama biz bu şeyleri 7 Haziran'da görememiştik. Büyük bir ihtimalle belki olayın sosyolojik olarak araştırılması yapıldı bu süreçte. Artı bir de gerçekten zor bir süreç. 1 Kasım'da tekrar 7 Haziran'ın aynı sonucu mu çıkacak, farklı sonuç mu çıkacak bilemiyoruz ama hani AK Parti de biraz daha vaat eden konumunda kendini biraz daha ön plana çıkardı. Çünkü her parti bu konuda bir şeyler vaat ediyordu. AK Parti de geri durmadı. Belki ülkenin ekonomik durumlarını tekrar gözden geçirdiler veya farklı bir kaynakla bu tip açıklamayı yaptı. Hani biz bunu 7 Haziran'da görememiştik. Ama 1 Kasım'da biraz daha fazlasıyla vaatleri olan, veren, spesifik anlamda tabii ki AK Parti'nin yaptığı projeler, hizmetler tabii ki ortada. Ama hani bu, affedersiniz, ikinci program oldu bu. O yüzden biraz herhalde ses yoruldu. AK Parti bu konuda geç mi kaldı? Yoksa hani böyle bir ikinci bir seçimin olasılığını biliyordu da bunu ikinci yarıda ortaya koyacağı bir pozisyon olarak mı değerlendirdi? Tabii bakın, şunu açıkça ortaya koymak lazım. Tabii 7 Haziran seçimlerine giderken bizim yine o zaman da bakarsanız bir seçim beyannamemize birçok unsur bunun içerisinde vardı. Ancak tabii şimdi yeniden bir seçime giderken bütün bu unsurlar tekrar gözden geçirilip daha ön plana çıkartılması ve dile getirilmesi konusunda daha fazla bir şu anda durum var. Örneğin şimdi öğrencilerimiz, şimdi üniversite öğrencilerimiz, yüksek öğretimdeki öğrencilerimizle ilgili bu sene yani 2015 yılı içerisinde 330 lira olan kredi burs miktarlarını 1 Ocak 2016'dan ki biliyorsunuz her yıl zamlanıyor bunlar. Şimdi bu kendi bakanlığımla ilgili bir şey olduğu için burada açıklamasını yapmak isterim. Biz bunu hep 1 Ocak itibariyle olacak olan bir değişiklik olduğu için bunu her zaman bu anlamda yapıyorduk. Şimdi bakın 7 Haziran'da daha bu çok uzakta olan bir zaman olduğu için bunu gündeme o zaman getirmedik. Şunu söyledik sadece. 2002'de biz göreve geldiğimizde burs kredi miktarı 45 liraydı. 2015'te 230 liraydı şu anda. Tabii ki bu doğal olarak artacağı sistem içerisinde bir artış olacaktı. Ama şimdi artık 1 Ocağa fazla bir süre kalmadığından dolayı Sayın Başbakanımız bunu açıklamak noktasında bir gereklik gördü. Ve bu şekilde bunu yaptık. Ve Sayın Başbakanımız dediğiniz gibi Malatya'da 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacak yeni kredi burs miktarını yüksek öğrenimdeki öğrencilerimiz için 400 lira olarak açıkladı. Şimdi bu tabii bu süreçlerin içerisinde ön plana çıkan şeyler veya örneğin bir takım aslında bizim iktidardayken zaten yaptığımız, yapacağımız konuları biz hep gündeme getirdik. Biz hep ne dedik? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ülkemizin ekonomik anlamdaki durumu kuvvetlendikçe, iktisadi anlamdaki durumu kuvvetlendikçe biz tabii daha farklı kolaylıklar da vatandaşımıza sağlayacağız. Emeklisine, çiftçisine veya üretimde olan çalışanına, herkese. Çünkü milli geliriniz arttıkça bunun tabii ki tabana yayılması ve vatandaşlarımızın arasında eşit bir şekilde, adil bir şekilde dağıtılması önemlidir. Ama bunları biz daha başlıklar olarak belki daha az dile getirmiş olabiliriz. Şimdi o başlıkları daha vurgulayarak gündeme getiriyoruz. Budur buradaki fark. Ve tabii ki ekonomik anlamda baktığınızda acaba burada verilebilecek veya yapılabilecek, verilmek de yanlış kelime çünkü biz sorumluluk altındayız. Biz her zaman iktidar olmak noktasındaki ve
ülkede hükümet olma noktasındaki sorumluluğu taşıdığımız için söyleyeceğiniz şeylerin iyi araştırılmış olması, iyi analiz edilmiş olması gerekiyor. Biz tabiri caizse muhalefetteki gibi bir durumda değiliz. Yani muhalefette olan partinin bir iktidar anlamındaki düşüncesi çok kuvvetli olmayınca tabii bol bir şekilde söylüyor. Ama biz bir şey söylediğimiz zaman AK Parti olarak bunu yapmakla yükümlü olacağımızdan dolayı atacağımız adımın da iyi analiz edilmiş olması lazım. Kaynak derken tabii ki yeni bir kaynak değil ama kaynak biz her zaman ne dedik? Kaynak Türkiye dedik. Türkiye'nin güç işte biraz evvel gündeme getirdiğim, dile getirdiğim milli servetimizin artışı ve kişi başı gelirimizin artışıyla bunun tabii ki tabana yayılması. Yani bu anlamda daha fazla bir yapılabilecek ne vardı ise onun çalışması, analiz edilerek yapılması ve aynı zamanda yapılacakların daha fazla ve belki de noktasal anlamda dile getirilmesi. Budur belki farklılık. Şimdi efendim bir şey ekleyeceğim orada. Tabii. Mesela polis memurlarımız 3600 evet. beklerken 3000 verildi. Hı hı. Ve Türkiye'de gerçekten en zor şartlarda şu anda görevini ifa eden askerlerimiz ve polislerimiz. Ama özellikle askere çok belki bir şey söylemiyorlar ama hı hı. Vatandaşlardan, kimi vatandaşlardan, özellikle paraman vatandaşlardan, hele hele polise karşı çok çirkin şeyler oluyor. Mesela geçen gün bir baskın olayında veya bir görevini yaparken senin üzerindeki kıyafeti dahi ben alıyorum. Hani sanki polisimiz Yunan polisi gibi bir muamele var. Ama polise 240 lira gibi bir rakam geliyor bildiğim kadarıyla. Ve hükümetinizin de bu konuda tekrar 1 Kasım'dan sonra hükümetiniz devam ederse veya siz hükümette olursanız seçimde birinci parti çıkarsanız bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda özel bir çalışma söz konusu olabilir mi? Şimdi bakın Malatya'da Sayın Başbakanımızın açıkladığı unsurların içerisindeki noktalardan bir tanesi de polislerimizin emniyet hizmet tazminatının %25 arttırılışı. Evet. Bu şu anlamda 240 ile 580 lira arasında doğrudan maaşa yansıması olacak bunun. Daha önce de ek göstergeleri arttırılmıştı evet. polis memurlarımızın ve emniyet teşkilatımız mensuplarının. Bu son arttırımdan beraber dediğim gibi doğrudan yansıyacak olan 240 ile 580 lira arasında rütbelerine göre bir artış olacak maaşlarında. Ama aynı zamanda Başbakanımızın ileriki dönemlerde farklı geliştirmeler de yapılacak sözü tabii ki biliyorsunuz bunu dile getirdi. Bunun şunun için söylüyorum. Bakın Fatih Bey dediğim gibi biz bunları yaparken yapmaktan yükümlü, daha doğrusu verdiğimiz sözü yerine getireceğimiz için hesabını kitabını iyi yapıyoruz. Ve tabii ki sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi yani şimdi bir polis memuruna veya devletin herhangi bir memuruna üstündeki üniformayı veya kıyafeti ben alıyorum demek bu çok yanlış bir şey. Çünkü doğrudur evet vatandaşımızdan aldığımız vergiyle devletimizin kamu hizmetini yapan görevlilerine gerek kıyafetleri olsun gerek maddi gelirleri yani maaşları olsun ödeniyor. Ama bu zaten o görevi ifa eden, devletimizin memuru olarak ifa eden vatandaşımızın, ki onlar da vatandaştır. Bunu lütfen unutmayalım. Onlar da vergi veriyor. Onlar da vergi veriyor. Onların maaşlarından da vergi kesiliyor. Ve Türkiye'de, Türkiye'de en uzun süre çalışan evet. devlet memuru da polislerdir. Doğru. Tam 12 saat çalışıyorlar yerine göre. Ve dolayısıyla şimdi bu tip şeyi dile getirirseniz bu çirkin bir ifadedir. Çünkü o aldığı ve üstüne giydiği üniformayla devletin hem görevini hem sorumluluğunu taşıyor. O aynı zamanda o üniformayı giydiği için üstüne o sorumluluk altında da görev yapıyor. Ve gerektiği zaman canını ortaya koyuyor. O üniformasını aldığını dile getiren vatandaşımız o üniformayı giyip o sorumluluğu yani eğer bir Allah muhafaza çatışma ortamı içerisine girmesi durumunda gazi olması ya da şehit olması noktasındaki bu fedakarlığı göze alan o emniyet mensubumuza karşı bu sözü dile getirirken kendisi hangi sorumluluktan acaba bunu yapıyor? Yani şunu diyemeyiz biz. Şu kadar miktar bir maddi kaynak sana verdim. Ondan sonra her şeyi böyle yapacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. O en değerlisini, canını ortaya koyuyor. Canını. Yani tende taşıdığı canı. Bütün memurlarımızın da bir ailesi var. Sevdikleri var. Ve onları her sabahleyin evden çıkarken, göreve giderken onları uğurluyorlar evlerinden. Ve o üniformayla, o sorumlulukla gidiyorlar. Provokasyonun dışında hiçbir şey değildir bu söz. Evet. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Ben buradan çok değerli vatandaşlarımıza da bunu hatırlatmak istiyorum. Bakın, üzerimize giydiğimiz kıyafet, oradan gittiği için bunu söylüyorum ben. O üniformanın üzerinde
bir amblem var. Emniyet teşkilatının amblemi var. O üniformanın üzerinde ay yıldızlı bayrak var. Öyle taşıyor onu. Ve onun o görevini yapıyor. Ay yıldızlı bayrak için o görev yapıyor. Bunu söyleyenlere şunu sormak isterim. Ay yıldızlı bayrağımızın altında konuşma yapamayanlara soracaksınız bunları. Onlar da maaşlarını, maddi gelirlerini işte bunu söyleyen o vatandaşımızın vergisinden alıyor. Kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Sayın Demirtaş. Gidip Avrupa'da konuşmalar yapıyor. Ülkemizde de yapıyor da hadi somut orada örneği olduğu için. Ve Türk bayrağını, bu ülkenin bayrağını o salonda sergileyemiyorlar. Ama Sayın Demirtaş'ın aldığı, milletvekili olarak aldığı maaşı kim ödüyor? İşte bunu söyleyen o vatandaş ödüyor. Onu söyleyen o provokatör ödüyor. E gitsin Sayın Demirtaş'a bunu söylesin ya. Nasıl olacak o zaman? Ve onu söyleyen Sayın Demirtaş'ı kim koruyor biliyor musunuz bu ülkede? İşte biraz evvel o sözü edilen o polis memurlarımız, emniyet teşkilatımız, askerimiz. Niye? Sınırlarımızı bekleyen, bu ülkede huzur için, huzur ortamı olması için canını ortaya koyan tüm emniyet teşkilatı ve asker personelimiz, onlar o canlarını ortaya koyarak yine onları koruyor. Bunları da bir düşünmek lazım. O provokatif sözleri kullanırken, orada başka bir amaçtan bunları söylerken iyi düşünmek lazım. Tabii yeri gelmişken, şimdi buradan açıldı söyleyelim. Aynı zamanda devletinin ve milletinin temsilcilerinin yasa dışı yollarla dinlenmesi, yasa dışı yollarla devlet sırlarının ifşa edilmesi için ihanet edenlere de sorsunlar bunları. Onlara da lütfen bunu sorsunlar o zaman. O provokatörler var ya, o provokatörler işte. Onu sorsunlar. O zaman ben de o provokatörlere şunu sormak isterim. Benim maaşımdan da vergi kesiliyor. O zaman o provokatörlerle ilgili olarak veya gidip de Türkiye Cumhuriyeti'nin gelirlerinden, devletin kasasından, gelirlerinden maaş alan bu siyasiler gidip de neden bayrağımızın altında konuşamıyorlar diye ben de onlara sormak isterim. Evet, Sinan Bey, buyurun. Çağatay Bey, ben özellikle şunu merak ediyorum. Biraz önce özellikle öğrencilerin ve polislerin koşullarını iyileştirmesi konusunda karar verirken muhalif, bizim dışımızda bu konularda ahkam kesen kişilerden daha fazla sorumluluk alarak, hı hı, bu işin içerisinde yer almamız gerekiyor. Çünkü ortaya koyduğumuz şeylerin altına, tabii, imza atıyoruz dediniz. Şimdi Milli Güvenlik kararıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla kırmızı kitaba girmiş bir paralel yapı, evet, var ve bu yapıyla ilgili de sanki toplumun önünde mücadele veren ve bu konuda ağırlığını koyan siyasi parti siz misiniz gibi görünüyor. Hı hı. Peki 1 Kasım'da sonuçlar değişirse, tek başınıza hükümet etme şansınız olmaz ise, bu konudaki duyarlılık diğer siyasi partiler tarafından da gösterilecek mi? Buradan yola çıkarak en son kavim atanması medya kuruluşlarına birlikte paralel yürüyen çalışmalar mı bunlar? Yani kayyum atanmasını basın kuruluşlarına doğru buluyor musunuz? Bakın, bir kere Sinan Bey, şunu ortaya koymamız lazım. Sizin de dile getirmiş olduğunuz Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla devletimizin bekasıyla ilgili ve geleceğiyle ilgili sıkıntılı bir durumda olan duruma karşı duruşumuz ortaya konmuştur. Bu artık devlet politikasıdır. Bu devletin en mahrem görüşmelerine girmiş olan ve devletimizin bekası için ortaya konmuş olan bir şeydir. Dolayısıyla bakın, tabii ki bazı belki farklı anlamdaki siyasi görüşler hassasiyeti bizim kadar paylaşmayabilirler. Olabilir. Ama şunu unutmayalım. Türkiye'de en üst noktadaki sorumluluk yüklenmiş olan siyasi parti AK Parti'dir. Bizim devletimizin, yani milli mücadele diye dedik ya, devletimizin geleceğine ve birliğine, beraberliğine kastedecek veya bunu olumsuz anlamda etkileyebilecek olan herkesten ve her örgütten
sonuna kadar mücadele kararlılığımızdan hiçbir şey götürmez. Çünkü biz bu noktada en üst sorumluluğu almış durumdayız ve biz bunu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamında temsil eden kişidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'dır. Ve o makama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının %52'sinin oyuyla seçilmiştir. Ve açık ve seçik olarak ortaya koymuştur bu noktadaki duruşu. Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız bir 7 Haziran seçimlerinden sonra yine dediğim gibi AK Parti'nin Genel Başkanı olarak en üst noktadaki temsille görevlendirilmiştir ve bu sorumluluğu almıştır. Çok açık bir seçik olarak ortaya koymuştur bu noktadaki duruşumuz. Siyasi partilerin, muhalefet partilerinin liderleri anlamında devletin içerisinde hiçbir şekilde bir farklı, paralel, dikey veya eş değer bir şeyin olamayacağını da genel başkanlar anlamında söylüyorum, ortaya konmuştur. İçerisindeki bir takım milletvekillerinin veya parti mensubu çalışanlarının örgüt teşkilatları içerisinde başka bir takım sahipleri olması mümkündür. Ama genel başkanları bunun olamayacağını söylemiştir. Dolayısıyla onlar da herhalde bu noktadaki duruşu ortaya koyacaktır. Diğer konuya gelince bakın. Sinan Bey, basın faaliyetiyle yapılan casusluk faaliyeti, yasa dışı dinleme, farklı algı operasyonları içerisinde bulunma, ekonomik kaynakları farklı yerlerden edinip farklı yerlere hukuk dışı gönderme noktasındaki hareketlerin hukukta karşılığı bellidir. Bu konuda ancak bu kadarını söyleyebilirim. Çünkü bu anlamda hukuk sistemi bu kararı vermiştir, uygulamıştır. Bu da bu kadar açıktır. Ha şunu da hatırlayalım ama. Yani daha önceki bazı yaşanan Türkiye'deki süreçler oldu. Burada hukuk kararlar verdi. Hukukçularımız kararlar verdi, hakimler kararlar verdi. O zaman şu manşetleri biz hatırlıyoruz. Bırakın hukuk işini yapsın. Ben de şunu söylüyorum. Bırakın hukuk görevini yapsın. Adalet görevini yapsın. Ve ona göre sonuç neyse de, çıkacak karar olan neyse de bu da uygulanır. Tabii şu manşetleri de hatırlıyoruz. Gazetecilikten değil, teröristlikten. Gazetecilikten değil, casusluktan gibi. Bugün malum bu medyayla ilgili bu medyanın zaten, Ergenekon davalarında işte attığı başlıklarda. Erdem Bey, onu söylüyorum. Şu anda basın faaliyeti yüzünden yapılmış veya basın faaliyeti dolayısıyla bu yapılmış değil ki. Yani siz bir yazı yazdınız diye bir şey yap, bu değil. Veya televizyon programı, bu değil ki. Konu bariz ortada. Ha şunu söyleyeyim. Konuyla ilgili zaten Ankara Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Tabii. Yani bakın. Yani olayın içeriğini iyice izah etti. Ve şunu söylüyorum. Milletimiz bunun farkında. Bakın vatandaşımız bunun farkında. Bunu gayet güzel anlamış durumda. Onun için oraya giden bazı böyle bir takım siyasilerin de bunu görmesi gerekir. Ha tabii şu da ortaya çıkıyor yalnız. Hiçbir zaman bir araya gelmesi mümkün olmayanlar nasıl olduysa orada bir araya geldiler. Bu da çok manidardır. Onların şeyle söylüyorum. Ama tabii onlar blok siyasetini seviyorlar. Hatırlayın Sayın Kılıçdaroğlu 7 Haziran seçimlerinden sonra ne demişti? Biz %60'lık bir blokuz. %1 de bizden almış. Onu da kendi oy oranları içerisine katmışlardı. Biz %60 bir blokuz demişlerdi. Biz blok olarak duracağız. Meclis Başkanlığı seçiminde blok siyasetinin hiçbir şekilde olmayacağını, olamayacağını, bu ülkede böyle bir şeyin mümkün olmadığını gördüler. Zaten şu anda onlar bir araya nasıl geliyor onu da anlamıyorum. Hani çünkü biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin açıklaması vardı. HDP'nin de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de belli şeyleri vardı. Bunlar şimdi hepsi bir aradalar. Nasıl olacak bilmiyorum. İlginç bir tablo çıkıyor. Bu yeni dönemde bloklaşma bu paralel yapının üzerinden organize ediliyor olabilir mi efendim? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Yurt dışında çok gerçekten olumsuz faaliyetlerin içerisinde bulunuyorlar. Paralel yapı. Çünkü biz tabii ki bilgileri sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki bilgileri de alıyoruz. Bakın ben yabancı medyayı da takip ediyorum. Orada çıkan bir takım yazılar, orada çıkan bir takım haberlerin kaynaklarının nereden geldiği çok bariz bir şekilde ortada. Bunu görüyoruz. Kendi ülkesi, kendi devleti, kendi başbakanı,
kendi cumhurbaşkanı, tabii kendi derken demek ki onlar bunu hissetmiyorlar. Yani bu milliliği hissetmiyorlar. İşte milli mücadele onun için. Bu milliliği hissetmediklerinden dolayı bunu yapıyorlar. Şimdi bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, tabii şunu yani bilmiyor olabilirler. Bakın, bir yurt dışında gidip ülkesini karalamak ne demektir? Ya biz içimizde müzakeremizi yaparız, tartışmamızı yaparız. Ama gidip ülkenizi yurt dışında nasıl karalarsınız? Nasıl yapabilirsiniz bunu? Ben bunun birçok Avrupa ülkesinde yapıldığını biliyorum. Ben bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapıldığını da biliyorum. Kongrede neler yapıldığını biliyorum. Hangi maddi kaynaklarla gidilip de orada bir takım önergeler verdirildiği, ülkemizin aleyhine verdirildiği, Türkiye'nin aleyhine verdirildiği, bu milletin aleyhine verdirildiğini biliyorum. Nasıl oluyor da bunlarla gidiyor bazıları birlikte duruyorlar? Hani siz Türkiye'de siyaset yapıyordunuz, Türkiye için siyaset yapıyordunuz, bu millet için siyaset yapıyordunuz, Türk milleti için siyaset yapıyordunuz. Bu millete karşı duran ve düşmanlık yapanlarla nasıl oluyor da siz bir aynı yerde duruyorsunuz? Yani artık terör örgütüne bilgi verecek kadar, tabiri caizse her türlü engeli kaldırmış olanlarla siz nasıl olur da bir araya gelirsiniz? Peki orada şurada tabii artık geliyor. Bu terör örgütüyle artık terör örgütü olarak tanımlandı biliyorsunuz. Fethullahçı terör örgütü olarak. Bu örgüt de aslında birkaç zamandır mücadele ediliyor. Tabii. Bu mücadele ne zaman sona erecek? Nasıl öngörüyorsunuz bunu? Yani tamamen paralel olarak tanımlanan yapı devletin içerisinden ne zaman tamamen çıkartılıp bakın Sinan Bey, ne zaman olur, nasıl biterse o zaman. Çünkü devletin içerisinde amirinin verdiği görevi yapan memurlar vardır ve bunun dışında yani sistem budur. Bellidir sistem. Devlet sistemi ortadadır. Hangi kademelerde hangi görevlerin yapılacağı bellidir. Adaletin, emniyetin, yasamanın, yürütmenin ne yapacağı bellidir. Kimlerin hangi çerçeveler içerisinde yetki alanları olduğu bellidir. Bu alanların içerisinde kalınacak. Başka türlü olamaz. Kaldı ki zaten çok enteresan, garip şeylerle karşılaşıldı. Yani bakın hatırlayın yani kamyonet kasalarına, şimdi burada söylemek bile bana ağır geliyor. Kamyonet kasalarına sevgili peygamberimizin tövbe haşa böyle yani bunu söylemek bile istemiyorum, hatırlatmak bile istemiyorum. Bu tip şeyler yapıldı. Bunlar normal şeyler değil. Yani bu sosyal medyadaki olaylarla ilgili olan şeyler. Yani yok iki katı atın, üç katı atın. Yani rüyalarda görülüp de bu nasıl bir şeydir ya? Peygamber rüyama girdi, tweetleri yani, artırın dedi. Milletimizin bakın özgürlüğü bizim garantimiz altındadır. Milletimizin özgürlüğüne kimse dokunamaz. Bu milletin geleceğine kimse dokunamaz. Bu devletin bekasına kimse dokunamaz. Böyle bir şey yok. Ha. Bu ülkenin karşısında olumsuzluk tavrı içerisinde girenler de bunun karşısında bizi görürler. Sayın Bakanım, kısa bir araya gitmek mecburiyetimiz var. Sevgili seyirciler, 5 dakika reklamımız var. 5 dakika sonra yine buradayız. Bizden ayrılmayın, bekliyoruz efendim.